Merhaba arkadaşlar, Almanca Kolay'a hoş geldiniz. Ben Almanca öğretmeni Erhan Özdemir. Dersimizin konusu arkadaşlar, Funktion des Pronoms is, yani is'li zamirin arkadaşlar fonksiyonunu görüyor olacağız. Burada alt başlık olarak baktığımızda arkadaşlar, is als nicht obligatorisches Satzelement, yani zorunlu olmayan cümle elemanı olarak is'e baktığımızda, cümle öğesi olarak is'e baktığımızda ne yapıyoruz? Şimdi is'i daha önceden tabii ilk derslerden beridir görüyoruz. Bununla alakalı bir ders videosu da yapmıştık hatta is ile ilgili hatırlayacak olursanız arkadaşlar. Burada birazcık daha ayrıntılı bir şekilde is'i inceliyor olacağız. Hangi durumlarda karşımıza çıkıyor? Buna bir bakıyor olacağız. Is'e baktığımızda arkadaşlar ne yapıyorduk? Söz gelimi havadan bahsederken, işte zamandan bahsederken, bir durumdan bahsederken is'i kullanmış oluyorduk. Şimdi bu konu başlığına baktığımızda ve alt başlığa baktığımızda zorunlu olmayan is ne şekilde kullanılıyormuş ona bir bakalım. Şimdi das cümlelerini hatırlayacak olursanız evet, das'lı cümlelerde kullanılıyor. Şimdi ilk örneğe baktığımızda arkadaşlar, das deine Tante geht ist schade cümlesini görüyoruz. Bu genellikle konuşma dilinde karşımıza çıkacak olan bir ifade olabiliyor arkadaşlar. Çünkü das'la başlamış oluyor. Çünkü bakıldığında aslında dil bilgisayar olarak bakıldığında das'la başlamadığını biliyoruz, öyle değil mi? Ancak dediğim gibi konuşma dilinde karşımıza çıkabiliyor bu. Olası olabiliyor. Bakın, das deine Tante geht ist schade. Die Tante neydi? Teyze, yenge, hala anlamında, değil mi? Teyzenin gitmesi diyelim isterseniz. Teyzenin gidiyor olması ne kadar da üzücü, değil mi? Schade, üzücü, tüh tüh, vah vah gibi anlamlara gelebiliyor, değil mi? Schade kelimesi. Dolayısıyla teyzenin gitmesi kötü oldu gibi düşünebiliriz arkadaşlar. Das deine Tante geht ist schade. Şimdi burada arkadaşlar bunu ben is ile anlamlı bir hale getirmiş olursam, tabi anlamlı hale taşıyacak olursam ne yapıyorum? Is ile cümleyi başlatmış oluyorum. Es ist schade. Bakın bunu ne yapmışım arkadaşlar? Cümlenin başına almışım. Ne kadar da kötü oldu teyzenin gitmesi diyecek olursam, demek ki es ist schade. Das deine Tante geht demiş oluyoruz. Tabi dediğim gibi az önce bunlara alışığız. Bu yapıları biliyoruz. Ancak nereden geldiğini biliyor olmamız açısından bu ders videosunu çekmiş bulunuyoruz arkadaşlar. Bu dersi görüyoruz bu sebepten. Bir diğer örneğe bakacak olursak, das wir gewonnen haben ist wunderbar. Evet, gewinnen neydi arkadaşlar? Kazanmak demekti. Bunun geçmiş zamandaki, perfekt zamandaki karşılığı ne? Haben gewonnen, öyle değil mi? Wunderbar, değil mi? Harikulade. Kazanmış olmamız müthiş, harikulade dediğimde demek ki das wir gewonnen haben ist wunderbar. Az önce söylemiş olduğum gibi bu konuşma dilinde söyleyebileceğim, kurabileceğim bir cümle. Ancak daha manalı, daha düzgün bir cümle yapmak istiyorsak, kurmak istiyorsak ne ile başlatırsak daha iyi olur? Is ile. Çünkü burada ben bu hadiseden, bu olaydan bahsetmiş oluyorum. Kazanmış olma durumu ne kadar da müthiş, değil mi? Dolayısıyla es ist wunderbar, değil mi? Müthiş. Müthiş olan ne? Das wir gewonnen haben. Kazanmış olmamız müthiş dediğimde demek ki es ist wunderbar, dass wir gewonnen haben demiş oluyorum. Is'in birebir Türkçe'de karşılığı yok arkadaşlar. Çünkü biz bir olayı kastettiğimizde müthiş deriz. Ancak Almanca'da mutlaka bu is'i getirmemiz gerekiyor ki bu kazanma hadisesini altını çizmiş olalım, değil mi? Bu sebepten demek ki es ist wunderbar ile ne yapıyorum? Cümlemi başlatıyorum ve das cümlesiyle devam ediyoruz. Es ist wunderbar, dass wir gewonnen haben demiş oluyoruz. Sonraki örneğe bakalım arkadaşlar. Das Michael nicht Mathe lernt. Evet, Mathe, matematik, değil mi? Lernen, Michael'in matematik öğrenmemesi ya da çalışmaması, er gat die Mutter, evet, anneyi
sinirlendiriyor değil mi? Michael'in demek ki matematik çalışmaması değil mi? Anneyi ne yapıyor? Sinirlendiriyor, kızdırıyor anlamına gelmiş oluyor. Dediğim gibi bu konuşma dilinde pekala söyleyebileceğimiz, kurabileceğimiz bir cümle. Das Michael nicht matelernt, er gat die Mutter. Ancak bunu daha manalı, daha anlamlı hale getirmek istiyorsak ne yapıyoruz? İse cümlenin başına taşıyoruz ve es er gat die Mutter, das Michael nicht Mathe lernt dediğimde demek ki ne yapmış oluyorum arkadaşlar? Das ile bağlamış oluyorum bu cümleyi. Burada is'i başka bir yere koyamam arkadaşlar. Çünkü is'i bu yapı içerisinde cümle başına taşımam gerekiyor. Yani bu şekilde başlaması gerekiyor. Çünkü diğer türlü olacak olursa anlamda yanlış bir anlam demek istemiyorum ama yanlış bir anlatım olur. Yani düzensiz olur. Güzel olmaz. Bu sebepten is de başlatalım. İsterseniz şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. Demek ki is durumlarda, olaylarda, zamanlarda kullanılan yapılar. Ancak bu başlığa baktığımızda nicht obligatorisch, yani zorunlu olmayan haller kapsamında bakıldığında das cümleleri şeklinde ne yapıyormuşuz? Kullanabiliyormuşuz. Das deine Tante geht ist schade. Demek ki teyzenin gitmesi ne kadar da kötü oldu, ne kadar da üzücü diye kullandığımızda es de bu yapıyı bu şekilde ifade edebiliyormuşuz ve diyormuşuz ki es ist schade, dass deine Tante geht, değil mi? Diğer türlü dass wir gewonnen haben ist wunderbar, kazanmış olmamız müthiş dediğimde değil mi? Bunu es ile de yorumlayabiliyormuşuz. Es ist wunderbar, dass wir gewonnen haben. Ja, da üçüncü örnekte olduğu gibi dass Michael nicht Mathe lernt, ärgert die Mutter. Michael'in matematik çalışmaması anneyi sinirlendiriyor dediğimde is ile de ifade edebiliyormuşuz. Es ärgert die Mutter, dass Michael nicht Mathe lernt. Dilerseniz bu görmüş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Das deine Tante geht ist schade. Dass deine Tante geht, ist schade. Es ist schade, dass deine Tante geht. Es ist schade, dass deine Tante geht. Dass wir gewonnen haben, ist wunderbar. Dass wir gewonnen haben, ist wunderbar. Es ist wunderbar, dass wir gewonnen haben. Es ist wunderbar, dass wir gewonnen haben. Dass Michael nicht Mathe lernt, ärgert die Mutter. Dass Michael nicht Mathe lernt, ärgert die Mutter. Es ärgert die Mutter, dass Michael nicht Mathe lernt. Es ärgert die Mutter, dass Michael nicht Mathe lernt. Az önce das cümlelerini gördük arkadaşlar. Şimdi infinitif cümleleri görelim. Demek ki is'i infinitif'te kullanabileceğim gibi das'ta da kullanabiliyormuşum. Şimdi infinitif'e bir bakalım. Infinitif ne demek arkadaşlar? Mastar değil mi? Cümlenin içerisinde fiilim eğer mastar haldeyse buna infinitif zat diyorum. İlk örneğimize bir bakalım. İlk örnek: Die Aufgabe heute zu erledigen ist unmöglich diyor. Evet, die Aufgabe ödev, görev anlamında değil mi? Erledigen, halletmek, tamamlamak, bitirmek anlamlarında arkadaşlar. Unmöglich, möglich neydi? Olası değil mi? Unmöglich, olası olmayan değil mi? Mümkün olmayan anlamı taşıyor. Demek ki bugün görevi tamamlamak, halletmek mümkün değil anlamına gelmiş oluyor. Die Aufgabe heute zu erledigen ist unmöglich. Ben bunu pekala kullanabilirim ancak es ile birlikte kullanacak olursam daha şık, daha güzel bir cümle oluşturmuş olurum. O zaman ne yaparım arkadaşlar? Bakın es ile başlatıyorum. Es ist unmöglich, bakın buradaki ist unmöglich'i başa taşıdım ve es ist unmöglich die Aufgabe heute zu erledigen. Ne yapmışım arkadaşlar? Zu plus infinitif şeklinde değil mi? Cümlemi kurmuşum. Buradaki zu erledigen ne olmuş? Cümlenin sonuna gitmiş ve es ist unmöglich, virgülümü koyuyorum, die Aufgabe heute zu erledigen. Yani
imkansız, mümkün yok anlamında die Aufgabe heute zu erledigen. Değil mi? Bugün görevi ya da yapılması gerekeni bugün halletmek, tamamlamak imkansız gibi değil mi? Unmöglich aslında. Tabii unmöglich o anlamına gelebiliyor. Olanaksız, imkansız anlamlarını taşıyabiliyor. Sonraki örneğimize bakalım ne demiş? Mit dir nach München zu fahren finde ich super. Bakın burada bir dolaylı anlatım var. Yanlış değil belki ama dolaylı bir anlatım. Herhangi bir yanlışlık yok dediğim gibi. Seninle Münih'e gitmek değil mi? Finde ich super. Süper. Değil mi? Seninle Münih'e gitmeyi müthiş buluyorum, süper buluyorum diyeceğiz. Dolayısıyla ben bunu şu şekilde de söyleyebilirim. Ich finde es super mit dir nach München zu fahren. Bakın buradaki zu plus infinitifi ne yapıyorum? Demek ki cümlenin sonuna taşıyorum ve es'i ne yapmış oluyorum? Ich finde es super demiş oluyorum. Ancak şu yanılgıya düşmeyelim arkadaşlar. Es, finde ich super gibi bir şey diyemeyiz. Bunu yapısal olarak görmemiz lazım. Demek ki ich finde es super dememiz lazım. Hani hep en baştan es'i cümle başında kullanıyorduk ya. Burada demek ki bunu yapısal olarak bu şekilde algılamam lazım. Diğer türlü çünkü olmaz. Bozuk bir cümle olur. Hatalı bir cümle olur. Demek ki ben ne diyeceğim? Ich finde es super mit dir nach München zu fahren demem gerekiyor. Sonraki örneğimize bakalım. Das Fahrrad zu verkaufen war falsch von dir. Das Fahrrad, bisikleti satmak senin yanlışındı, senin hatandı. Yanlış ettin bisikleti satmakla demiş oluyorum. Dolayısıyla falsch ne demek? Yanlış. Burada dediğim gibi Türkçe birebir çevirdiğimde hatalı olabiliyor bu çeviriler. Ancak birebir baktığımızda arkadaşlar das Fahrrad zu verkaufen bisikleti satmak senin yanlışındı, hatandı gibi anlamalıyız arkadaşlar. Bakın buradaki war falsch von dir başa taşıyorum. Cümlenin başına taşıyorum ve es ile başlatıyorum. Dolayısıyla es war falsch von dir. Bakın buradaki es'le neyi kastetmiş oluyorum? Bu olayı kastetmiş oluyorum. Bu senin bir hatandı. Neydi hata olan? Bisikleti satıyor olman hataydı değil mi? Dolayısıyla es war falsch von dir das Fahrrad zu verkaufen demiş oluyoruz. Burada da ne yapıyoruz demek ki? Virgülle ayırdıktan sonra zu plus infinitifi değil mi? Cümlenin sonuna atmış oluyoruz. Şöyle bir toparlayalım isterseniz arkadaşlar. Demek ki infinitif zat yani bu mastar cümlelerinde eylem mastar halindeyken nasıl kullanılıyormuş? Almanca'da mastar halindeyken ne yapıyoruz? Zu plus infinitifi kullanıyoruz. Zu plus verb değil mi? Infinitif zat olmuş oluyor ki burada da durum bu. Die Aufgabe heute zu erledigen ist unmöglich. Demek ki görevi, ödevi bugün yapmak imkansız dediğimde değil mi? Die Aufgabe heute zu erledigen ist unmöglich. Demek ki ist unmöglich başa taşındığında ne olacakmış? Es ile cümleyi başlatmam gerekiyormuş. O zaman ne oluyor? Es ist unmöglich die Aufgabe heute zu erledigen. İkinci cümleye baktığımızda mit dir nach München zu fahren, seninle Münih'e gitmek finde ich super. Süper buluyorum bunu demiş oluyorum değil mi? Şimdi bunu finde ich super başa taşıdığımda ne yapıyormuşuz demek ki? Ich finde es super. Bunu mutlaka bu şekilde almamız lazım arkadaşlar. Diğer türlü demek ki yanlış cümle olur. Ich finde es super mit dir nach München zu fahren. Seninle Münih'e gitmeyi süper buluyorum demiş oluyoruz. Ve diğer örnekte das Fahrrad zu verkaufen war falsch von dir. Bisikleti satmak yanlıştı. Yapmamalıydın demeye getiriyoruz. War falsch von dir başa taşıdığımızda es war falsch von dir das Fahrrad zu verkaufen demiş oluyoruz. Dilerseniz arkadaşlar bu cümleleri doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Die Aufgabe heute zu erledigen ist unmöglich. Die Aufgabe heute zu erledigen ist unmöglich. Es ist unmöglich, die Aufgabe heute zu erledigen.
Es ist unmöglich, die Aufgabe heute zu erledigen. Mit dir nach München zu fahren, finde ich super. Mit dir nach München zu fahren, finde ich super. Ich finde es super, mit dir nach München zu fahren. Ich finde es super, mit dir nach München zu fahren. Das Fahrrad zu verkaufen war falsch von dir. Das Fahrrad zu verkaufen war falsch von dir. Es war falsch von dir, das Fahrrad zu verkaufen. Es war falsch von dir, das Fahrrad zu verkaufen. Demek ki arkadaşlar, das ve infinitif cümlelerde ben ne yapabiliyormuşum? Alternatif olarak es'i kullanabiliyormuşum. Es'i kullanmadan da cümle oluşturabiliyormuşum. Ancak bu bütün es'ler için geçerli değil. Bu konu başlığı içerisindeki cümleleri dikkate alalım. Bunun haricinde arkadaşlar indirekte Fragesatz bunun için de geçerli arkadaşlar. Demek ki es'i indirekte Fragesatz içerisinde kullansam da olur, es'i çıkartsam da olur. Indirekte Fragesatz neydi arkadaşlar? Adı üstünde en direkt olan cümleler, soru cümleleri değil mi? Yani dolaylı anlatım. Şöyle bir hatırlayalım arkadaşlar dolaylı anlatımları. Şimdi örnekten gidelim isterseniz. Wir wissen nicht, bilmiyoruz. Ist das richtig? Bu doğru mu? Şimdi ne diyeceğiz arkadaşlar güzel Türkçe'de? Bunun doğru olup olmadığını bilmiyoruz diyeceğiz değil mi? Almanca'da biz bunu ne yapıyorduk? Nasıl başlatıyorduk? Ist ile olduğundan dolayı ob ile iki cümleyi bir araya getirmem gerekiyor. Dolayısıyla ne yapacağım arkadaşlar? Wir wissen nicht, bilmiyoruz, ob das richtig ist. Bunu daha önceki seviyelerde görmüştük değil mi? Oblu cümlelerde. Dolayısıyla ben ne yapıyorum? Wir wissen nicht, bilmiyoruz doğru olup olmadığını. Ob das richtig ist. Ne yapıyordum oblu cümlelerde? Eylemi cümlenin sonuna atıyordum. Öyle değil mi? Şimdi ben bu yapının içerisine es'i katsam da olur. Bakın burada ne olmuş? Es ist fraglich. Fragen neydi? Soru sormaktı. Dolayısıyla bakın fragen soru fraglich. Demek ki ne olmuş oluyor arkadaşlar? Güzel Türkçe'ye çevirecek olursak burada bir soru işareti var. Yani bir muamma var değil mi? Acaba doğru mu? Yanlış mı? Dolayısıyla es ist fraglich demiş oluyoruz. Bir muamma değil mi? Ob das richtig ist. Bunun doğru olup olmadığı bir muamma bilinmiyor diyecek olursak demek ki es ist fraglich, ob das richtig ist demiş oluyorum. Demek ki burada ne yapmış oluyorum? Es'i cümlenin başına getirmiş oluyorum. Es'i diğer türlü başka bir yere katamam arkadaşlar. Mutlaka cümle başında olması gerekiyor. Sonraki örneğimize bir bakalım. Sonraki örnekte fährt der Inspektor mit. Evet, der Inspektor müfettiş demek arkadaşlar. Mitfahren değil mi? Beraberinde gitmek anlamında bir taşıtla değil mi? Müfettiş bizimle beraber mi gidiyor değil mi? Bu bir araç. Araçla beraber mi gelecek? Das weiß keiner. Keiner hiç kimse. Bunu kimse bilmiyor. Şimdi ben bunu arkadaşlar en direkt olarak yapacak olursam, indirekte Satz yapacak olursam ne yaparım? Ob'u kullanmam gerekir. Neden? Çünkü burada ob'u neden kullanıyorum? Çünkü bu ikisini bir araya kattığımda, en direkt yaptığımda değil mi? Bu kaçınılmaz. Dolayısıyla ne yapacağım? Das weiß keiner. Bu yapıyı başa getirmem gerekiyor. Kimse bilmiyor. Keiner weiß ile cümlem başlıyor. Ob der Inspektor mitfährt. Kimse bilmiyor müfettişin bizimle gelip gelmeyeceğini. Şimdi keiner weiß ob der Inspektor mitfährt cümlesine ben es'i katarsam nasıl olur? Es ist fraglich. Bir muamma var, bir bilinmezlik var. Ob der Inspektor mitfährt. Değil mi? Müfettişin bizimle gelip gelmemesi de bir soru işareti var. Bilmiyoruz denildiğinde demek ki es ist fraglich ob der Inspektor mitfährt demiş oluyoruz. Bakın burada arkadaşlar artık keiner demeye gerek kalmıyor. Hiç kimse demeye gerek kalmıyor. Çünkü cümlenin anlamı zaten oraya gittiğinden dolayı keiner artık
gereksiz bir durum. Dolayısıyla bir kelime. Dolayısıyla onu atmış oluyorum. Es ist fraglich ile zaten o anlamı vermiş oluyorum. Dilerseniz şöyle bir toparlayalım arkadaşlar. Demek ki en direkt soru cümlelerinde ne yapıyormuşuz arkadaşlar? İyisi katsak da oluyor, katmasak da oluyor. Zaten konu başlığına da baktığımızda ist als nicht obligatorisches Satzelement diyor. Dolayısıyla zorunlu olmayan, değil mi? İstesek de olur, istemesek de olur bu is'in kullanımı şeklinde baktığımızda. Demek ki wir wissen nicht, ist das richtig? Bilmiyoruz, bu doğru mu? Bunun doğru olup olmadığını bilmiyoruz. Wir wissen nicht, ob das richtig ist demiş oluyoruz. Buraya demek ki is'i kattığımızda es ist fraglich, ob das richtig ist de diyebiliyormuşuz. Bakın burada es ist fraglich, ob das richtig ist denildiğinde artık wir gerek yok. Çünkü o anlama gitmiş oluyor. Tıpkı az önce kaynada olduğu gibi, değil mi arkadaşlar? Diğer örnekte ne diyor? Fährt der Inspektor mit? Müfettiş bizimle geliyor mu? Das weiß keiner. Bunu kimse bilmiyor. İkisini, iki cümleyi bir araya getirdiğimizde ne yapıyoruz? Ob'la bir araya getiriyoruz, değil mi? Bu ob'la ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşlar varsa önceki seviyelerde ob'la ilgili ayrıntılı bir şekilde görmüştük. Bunu mutlaka oradan izleyebilirler. Kimse bilmiyor müfettişin bizimle gelip gelmeyeceğini derken demek ki keiner weiß, ob der Inspektor mitfährt. Demek ki bu yapıya es'i ne yapabiliyorum? Katabiliyorum. Dolayısıyla es ist fraglich, ob der Inspektor mitfährt demiş oluyoruz. Dilerseniz bu öğrenmiş olduklarımızı doğru telaffuzuyla tekrarlayalım. Wir wissen nicht, ist das richtig? Wir wissen nicht, ist das richtig? Wir wissen nicht, ob das richtig ist. Wir wissen nicht, ob das richtig ist. Es ist fraglich, ob das richtig ist. Es ist fraglich, ob das richtig ist. Fährt der Inspektor mit? Das weiß keiner. Fährt der Inspektor mit? Das weiß keiner. Keiner weiß, ob der Inspektor mitfährt. Keiner weiß, ob der Inspektor mitfährt. Es ist fraglich, ob der Inspektor mitfährt. Es ist fraglich, ob der Inspektor mitfährt. Bir dersimizin daha sonuna geldik arkadaşlar. Bu dersimizde is als nicht obligatorisches Satzelement konusunu görmüş olduk. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere diyorum. Hoşça kalın. Tschüss.